Ne yapıyorsunuz gençler? Bu nasıl bir rahatlık? Ay bitmiş, haberim yoktu falan. Yeni öğrendim. Yani resmen bu ay nasıl geçtiğini hatırlamıyorum ben. Eylül bitti, uyandırdılar beni. Çok iş var. Neyse, bugün şarkılardan bahsedeceğiz. Gelin başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan. Var ya, bazen diyorum ki bu videoları iyi ki yapıyorum. Çünkü gerçekten sizden gelen güzel şarkılar olmasa Spotify gene böyle saçmalayacak, saçma sapan şeyler paylaşacak benimle. Gerçi son zamanlarda bir iyileşme var, yani onu görüyorum. Ama kaç ayımız aldı bunu düzeltmek? Sizden gelen şarkılara bayılıyorum arkadaşlar. Lütfen yazın, bol bol yazın. Emin olun hepsini dinliyorum. Önceden dinlemediklerime daha çok öncelik veriyorum ama hepsini dinliyorum, emin olun yani. Bu ay o kadar çok işle güçle muhatap oldum ki çok fazla böyle şarkıyı gerçekten seçip ay ben bu şarkıyı dinlemek istiyorum o yüzden oturup bunu dinleyeceğim diyemedim fazla. Ama aya en çok gündemini vuran mevzudan da bahsetmem lazım. Normalde bunu tek bir şarkı olarak paylaşmam lazım ama ben direkt olarak albümü önermeye karar verdim. Suede'in yeni albümü. Ya artık bu kanalda kimse bana Suede mi falan demeyecek çünkü dediğim gibi damarımı kesen Suede akar. Bundan bahsetmiştik önceden de. O yüzden yani başka bir şey dinlemeye de gerek yoktu bence. Şu anda öyle bir durumdayım ki tek bir şarkı seçemiyorum. Yani kesinlikle şunu dinleyin diyemiyorum. Ama albümü de önermeden edemiyorum. Arada kaldım. O yüzden en iyisi oturun albümü dinleyin baştan. Paylaşıyorum altta. Mutlaka dinleyin. Bu ayın başında bir şarkıya denk geldim. Geçen sene dinlediğim bir şarkının ismini hatırlattığı için dur ben bunu dinleyeceğim dedim ve hala da dinliyorum zaten şarkıyı. Galiba benim bu tarz isimlere karşı böyle bir zaafım var. The Devil's Blood, On the Wings of Gloria. Evet, On the Wings of Nefeli'ye benziyor değil mi? Ama şarkı hiç benzemiyor. Şarkı daha çok buna benziyor. Vokaller güzel, gitar güzel, her şey çok güzel. Böyle dinleyince böyle bir salak salak sırıtası geliyor insanın. Çok mutlu oluyorum. Tavsiye ederim o yüzden. İkinci en çok dinlediğim şarkı. Bu da böyle sürekli arka planda çalan şarkılar olur ya, onlardan bir tanesi. Pictish Trail, Fargan. Benim bu tarz şarkılara çok fazla zaafım var diyeceğim. İki etli farkındayım ama demem lazım. Dediğim gibi sürekli arkada çaldı. Sürekli ben başka bir şeyle meşgulken arkada beni böyle rahatlatan bir şarkı halindeydi. Hatta bir kere de Discord'da çaldım. Gayet güzel bir şey. O yüzden paylaşmadan edemedim bunu da. Şimdi paylaşacağım şarkı için en başta herkesten özür diliyorum. Bu iğrençliği yaptığım için kendimden utanıyorum. Umarım bir daha böyle bir terbiyesizlik yapmam. Ama bunu da en çok sporda dinledim. Cradle of Filth paylaşacağım. Cradle of Filth, evet. Özür dilerim. Temptation'ı paylaşmadan edemeyeceğim şu an. Zaten listelerim de yani görmüşsünüzdür illaki. Hani böyle dinlerken suçluluk duyduğunuz şeyler olur mu bilmiyorum da tam olarak bu. Sporda çok iyi gidiyor. Yalan yok yani, muhteşem gidiyor. Böyle dinlerken enerji buluyorsunuz. Ben de zaten sporda tam olarak böyle şeyler aradığım için. Farkına varmadan bu ay biraz fazla dinlemişim. Kendime karşı dürüst olacağım. O yüzden Cradle of Filth, Temptation. Umarım bir daha olmaz. Son olarak paylaşmak istediğim yine sporda çok fazla dinlediğim ve ben bunu niye kendime yapıyorum dediğim ama bir Cradle of Filth olmayan da yani o kadar insanı utandırmayan bir grup Moonspell. Yani Moonspell paylaşmaktan kimse utanmaz diye tahmin ediyorum. Yani umarım öyledir. Breathe şarkısını çok fazla dinledim. Yani bilen bilir, sonunda muhteşem bir keman solosu var. Yani bir metal şarkısında keman solosu ancak bu kadar güzel olabilirdi. Dinlemeyen olduysa diye paylaşıyorum ama eminim birçok insan, en azından bu tarz müzikler dinleyen kişiler bunu çoktan dinledi. Onu da biliyorum. Güzel bir şey ama mutlaka dinleyin. Ben çok seviyorum ya. Her gün çalsa dinlerim yani. En çok nerede güzel oluyor biliyor musunuz? Polis evinden aşağı dolmuş böyle tam gaz gidiyor ya. Orada dinleyeceksiniz. Işık falan durdurmadığı zaman ta Kızılay'a kadar gidebiliyor ya. O noktada dinlenmesi gerekiyor o solo. Tam o ana denk getirin. Muhteşem. Ben genellikle bunları dinledim bu ay. Çok fazla şey söylemeye gerek var mı bilemiyorum. Çünkü gerçekten o kadar yoğundum ki böyle oturup niyetlenerek müzik dinlemek fırsatım olmadı. Onu çok özlüyorum bazen. Yazın biraz ona fırsat buldum. Çok mutlu hissettim kendimi. Hani gerçekten oturup şunları dinleyeceğim. Ne zamandır dinlemediğim bunlar vardı. Bunlar birikmişti falan, öyle şeylerle uğraşıyordum. İyi oluyordu. Bir de sizden de güzel şeyler geliyordu tabii. Ama bu ay böyle tamam onu da dinleyeceğim, bunu da dinleyeceğim falan. Bir şeyleri yetiştirmek için dinledim açıkçası. Aradaki fark belli oluyor zaten hemen.
Ama yine de çok güzel şarkılara denk geldiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi. Hala ben geçen ay önerdiklerinizden dinliyorum bu arada. Onlar da epey yüksek sayıda. Onları da epey dinlemişim. Şöyle bir Last FM'den kontrol ediyorum. Gerçekten muhteşem müzik zevkiniz var. Her birinizin ayrı ayrı. Sizden bir şey öğrenebildiğim için de kendimi çok mutlu hissediyorum ayrıca. Birazdan oturup ağlayacağım. En iyisi ben şimdi gideyim. Abartmaya gerek yok. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.